tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Fakat abi transfer sezonu henüz kapanmadı NBA'de ve çeşitli dedikodular veya fikirler ortalıklarda, muhtemel trade takaslar veya oyuncu hareketleri NBA'de konuşulmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi Pelicans'da Lonzo Ball ve Redick için tekliflere hazır olduğunu söyledi. Ve ortaya çıkan dedikodulardan biri Lonzo Ball'un Golden State Warriors'a gidebilme ihtimalinden konuşuluyor. Karşılığında da Oubre'nin biten kontratının geleceği konuşuluyor. Sizce böyle bir takas mümkün mü veya Warriors'a bir şey katar mı? Yani şimdi Oubre 1-2 maç dışında hakikaten yani uyum sağlayamadı. Ama sağlamaz anlamına da gelmiyor bu. Ama gerçekten yani %37.3 genel şut yüzdesi, %23.3 üçlük yüzdesiyle oynuyor. Ama burada Andrew Wiggins'a da örnek olarak bakmak lazım. Bence Wiggins bu sene o eleştirilerin birçoğuna cevap verdi. Hem savunmada hem hücumda. O açıdan çok acele etmeye gerek var mı yok mu? Zaten şu anda yani Klay Thompson dönene kadar yani Warriors'ın Batı'yı birinci bitirmesi falan beklenen bir şey değil. Oubre'de acele etmemek bence daha doğru bir karar. Sezon sonunda işte o zaman iyice görüp tamam kardeşim hadi sen istediğin yere gidebilirsin ya da işte masaya bir teklif getir falan. Şimdi ha şöyle bir oyuncu olur. Ya bu olmazsa olmaz dersin. Oubre gibi bocalayan bir oyuncuyu o takasta kullanabilirsin ama Lonzo Ball o oyuncu değil. Değil. Hiçbir şekilde değil. Bir de babayı alıyorsun. Yani şut sokamayan bir guard yanı sıra bir de yani bela demeyeyim de yani öyle bir sıkıntı yaratacak bir de babayı alıyorsun. Ya ne gerek var ya? Yani ne gerek var ya? Steve Kerr'le baba boğalı ben sohbet halinde düşünemiyorum yani. Biri olgun, birikimli, öbürü şimdi üç oğlum da ilk beş oynayacak falan gibi bir demecini gördüm. Herhalde şaka diyor dedim. Yani bir de Lonzo Ball'un zaten dizinde de bir sıkıntı var. Ha savunma yapıyor, sağ görüşü çok iyi. Bunlar Warriors'ın sistemine uyacak şeyler. Ama Warriors'ın sisteminde de oyun kurucunun bir şut tehdidi olması lazım. Ondan ben yani çok yazılıyor, çiziliyor ama gerçekleşeceğine çok fazla ihtimal vermiyorum. Ha belki etrafında bu kadar iyi şutör olduğu zaman o topa yön verme, sağ görüşü, asist özelliği daha da ön plana çıkar ama yani ben Warriors hep böyle Draymond Green'e rağmen güzel geçinen bir aile olarak görüyorum. Yani Draymond babası, Green de yaramaz çocuk. O kadar olur mu? Evet, ona biraz öyle bakıyorlar. Çünkü özellikle Curry ile Steve Kerr o kadar olgun ki Clay de öyle. Onu idare ediyorlar. Ama baba öyle değil. Yani baba mahveder orayı. Hiç gerek yok diye düşünüyorum. Murat abi ikinci takas veya oyuncu hareketini konuşmadan Ball hakkında ben de şöyle söyleyeyim. Warriors'ın oyun sistemine hiç uymayan bir kart. Yani Warriors'ın oyun sistemi dediğinizde aslında Wiseman'ın gelmesi biraz değiştirdi ama Draymond Green ve Steph Curry'nin yaptığı perdelemeden başlayan genelde topun Draymond Green'in eline geçerek Steph Curry'nin hiç hareketini kesmeden gezdiği, şutörlerin hareketini kesmeden gezdiği ve topun sürekli el değiştirdiği bir sistemden bahsediyoruz. Bir tane oyun kurucu guard Chris Paul gibi veya Lonzo Ball gibi topu alsın, arkadaşlarına pozisyon yaratsın gibi bir oyun sistemi olan bir takım değil. O yüzden Lonzo Ball'un da şut tehlikesi olmayan bir oyuncunun zaten Draymond Green orada biraz şut tehlikesi
kariyeri ilerledikçe şut yüzdesi aşağı gitti. İlk başlarda daha iyi atıyordu. İkinci bir şut atamayan oyuncunun ve guard pozisyonunda oynayan oyuncunun sahada olması çok zor geliyor bana. O açıdan baktığımda Lonzo Ball'un babayı düşünmemiştim. Ama baba dışında da oraya hiçbir fit olmadığını, hiç uymadığını düşünüyorum ben. Yani Steph Curry topu elinde sevmeyen bir guard demek, yanına bir tane topla oynayan bir garda ihtiyacımız var demek değil. Şut atabilen bir oyuncuya ihtiyaç var demek. O açıdan bakıldığında ben hiç uyduğunu düşünmüyorum. Olacağını da zannetmiyorum. Golden State genelde iyi yönetilen bir takım. Genelde ne istediğini bilen bir takım. O yüzden ben de zannetmiyorum ama göreceğiz. Hayır, bir de Wiggins'e bu kadar şans tanıyıp geri dönüşü de olumlu olmaya başladığı için O şansı tanıyacaklar. Tamam. Wiggins hiç bu kadar kötü yüzdelerle oynamadı ama yani en azından bu yılı görmek isterler diye düşünüyorum. Hedef playoff olması gerekiyor zaten Murat abi. Yani zaten oralardalar hep. Steph'in iyi olduğu maçlar herkesi yenebildikleri. Steph'in şutunun biraz girmediği maçlar herkesi yenilebildiklerini görüyoruz. Biraz dengesiz bir şey çiziyor. Form grafiği çiziyor Golden State. Orada tabii gençler, yeni parçalar, hepsinin oturması zaman alacağı için ben de size katılıyorum. Oubre'yi gönderip Lonzo'yu almak Golden State'in geleceği açısından çok bir şey değiştirmeyecek. O yüzden öyle aman aman bir oyuncu olsa farklı yorumlanabilirdi diye düşünüp. İkinci ve daha belki enteresan bir gelişme. Cavaliers'de oynayan Andre Drummond'un bir buyout olarak takım değiştirebilme ihtimalinden ve potansiyelinden konuşuluyor. Ve buradaki tabii ki ilk akla gelen takım da Brooklyn Nets. Gerçekleşirse ne olur? Ya şimdi orada buyout olayı var. Yani önce Cleveland'ın Nets'e gidebilmesi için. Onun buyout yapması gerekiyor. Ve mid-level exception, iki tane exception'ları var. Bir tanesi sakatlıktan doğan bir şey. Onu şeye kullanabilirler. Drummond'da. Ama Cleveland Drummond'la niye kontratını iptal etmek istesin? Şu anda playoff potasında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet. Drummond en iyi yıllarından birini yaşıyor. İlk 5 başlıyor. Hayatından nasıl bir şikayeti olur tahmin edemiyorum. Belki Cedi'yi de arayıp üçlü sohbet yapmak lazım. Zaten Kevin Love'ın da adı geçti. Jamal McGee'nin de adı geçti. Ama bunun üstünde çok duruyorlar. Şimdi genelde bu tür şeylerde ateş olmayan yerde bu kadar duman çıkmaz. Ha belki Drum'ın Dwight Howard gibi ya ben de artık bir yüzük alabileceğim bir yere gideyim şeyine girdiyse biraz erken onun için. Ama bir tek aklıma benim o gelebiliyor. Ha Nets'in ihtiyacı var mı? Var. Allen'ı takas ettikten sonra savunma reytingi 11. sırada olan Nets şu anda 25'e düşmüş durumda. Ki o arada bir de 96-85 yendikleri bir Miami maçı var. Miami iki kez arka arkaya yendiler. Çok eksiği olan Miami'yi. O açıdan yani Nets olarak tabii ki şu anda yani bir zaaf varsa DeAndre Jordan'ın yanına veya arkasına veya önüne orada bir adam lazım. Yani Allen'ın boşluğu çok belli ediyor kendisini uzun rotasyonunda. Ama Drummond oraya gidip Dwight Howard'ın Lakers'da oynadığı gibi oynar mı? Onu bilemiyorum. Çünkü yani çok kaç kere rebound kralı olmuş, önemli egosu olan bir oyuncu. Yani orası egolar denizi olacak o zaman. Yani her kulaç attığında bir egoya çarpacak. Yani. Drummond'unki diğerlerinin yanında küçük kalır. Ya küçük kalır ama o... Yani şimdi Dwight Howard Lakers'a gittiğinde artık yapmıştı, pes etmişti. Tamam ben isteneni yapmazsam bu kariyeri yüzüksüz bitireceğim şeyiyle gitti. Mentalitesiyle gitti. LeBron'un orada tabii ki liderlik şeyi çok önemli. Onu yönlendirme, motive etme şeyi.
Yani Nets'in öyle birine ihtiyacı var. Cleveland niye yollasın onu da anlamış değilim. Ama bu da bana pek olacakmış gibi gelmiyor açıkçası. Bilinmeyen bir neden yoksa onun kontratını buyout yapıp takımdan ayrılma isteğini körükleyen bir neden yoksa. Murat abi şöyle benim yanılmıyorsam bildiğim şu anda luxury tax'e geçme durumu var Cleveland'ın ve elinde genç bir pivot var Allen. Önünde daha geleceğin pivotu olmayan bir Drummond var. O yüzden her ne kadar iyi oynasa da ve oynasa da geleceğe yatırım yapıyoruz. Biz kadroyu yeniliyoruz. Şu anda şampiyonluk şansımız yok. Evet playoff resmindeyiz. Ama Drummond buraya fazlalık düşüncesi olabilir sadece. Luxury tax'ten kurtulmak için ve geleceğin planlamasını yapabilmek için tek neden olarak bu gösteriliyor Drummond'un gitme ihtimali de. Giderse de net akıllara gelen zaten ilk destinasyon. Çünkü pivot eksikliği çok bariz. Rotasyon oyuncusu olarak pivot eksikliği. Belki DeAndre Jordan oradaki yedek pivot olabilir ama asıl pivotun olmadığı çok belli. Drummond oraya o yüzden çok da bana sorarsanız uyuyor. Çünkü hücum tarafında çok topla haşır haşır olması gerekmeyen savunma yapacak, reboundunu alacak bir oyuncu. Egolar var. O yüzden ben artık yeni ego geldi şeyini o diğer iki adamın egosunu yapabilirseniz, yönetebilirseniz Drummond'daki de yönetilir gibi geliyor. Esas orada Kyrie ve James Harden sıkıntısı var. Düşünebiliyorsun. Durant hiç konu Durant, olmuyor. Durant sağ içinde konu değil Murat abi. Yani Durant sağ dışında enteresan bir adam ama sağ içinde yine bu sene muazzam oynuyor. Hakikaten hiçbir Aşil tendonu sakatlığı yaşamamış gibi bir... Ama işte o Wiry dedikleri tür oyuncular Aşil tendonundan en iyi dönenler. Dominic Wilkins da öyleydi. Aynen. Ya o hem zaman Lakers'a gitsin abi işi garantiye alsın. Onu söyleyecektim. Ben de onu söyleyecektim. İkinci destinasyon. Dwight Howard'ı yerim orada aynen. Bekliyor onu. Aynen. İkinci aslında ilginç yer de Los Angeles Lakers. Not abi. Çünkü Lakers'ın da bu sezon sonunda geçirdiği kadro yenilenmesinde aslında baktığınızda büyük ve rebound alan mücadeleci pivotları varken bir anda onların hepsi gitti ve daha oyunu hücum yönünü daha iyi oynayan iki tane uzun geldi Marc Gasol ve Montrezl olarak. Orada da bir eksiklik kesinlikle var ve Lakers da kesinlikle çok isteyecektir Drummond'ı. O yüzden ikisi de çok iyi seçimler tabii kendi açısından bakıldığında. Hayır, başı o kadar ağrımaz. Orada LeBron'un ağırlığı var, liderliği var. O öyle ama orada da işte beni sorumlu tutarlar. Aman LeBron'la oynamak kolay değil. Burada zaten sirk gibi bir yer. Ben giderim sirkteki başka bir adam olurum demek de olabilir. New York mu LA mi? O da güzel iki şehrin. Şehirler muazzam abi. Şehirler yani... muazzam. Yani bu arada konu açılmışken hakikaten ben Durant'in bu kadar iyi döneceğini beklemiyordum Murat abi. Bir alışma dönemi olur gibi beklerken hiç sanki ara vermemiş gibi devam ediyor. Hakikaten ne kadar muazzam bir basketbolcu olduğunu tekrardan gösterdi. Nets'te eminim Drummond haberlerini her okuduğunda böyle hep herkes heyecanla bekliyordur. Onların çünkü pivot eksikliği ve rotasyon oyuncusu eksikliği çok bariz. Bu buyout pazarı açıldığı zaman, trade pazarı bittiği zaman, takas pazarı kapandıktan sonra orada çok aktif olacaklarını ben düşünüyorum. Çünkü çok dar bir rotasyonu var Nets'in ve oyuncuya kesinlikle ihtiyaçları var. Yani şu anda Philadelphia'nın 1.5 maç gerisindeler. Orada şeyi yapabilirlerse eksik parçalarla tamamlayıp egoları yerine oturtabilirlerse ki... Yani bakıyorum şimdi maçlara. Bir maç Durant en çok şutu kullanmış. Harden en az kullanmış. Öbür maç Kyrie en çok kullanmış. Harden ikinci. Yani sanki aralarında böyle ne kadar sürer bilmiyorum bu şimdi. Balayı. Yani bu tür egolarda o ilk dönemler genelde iyi geçer. Ne kadar devam ettirirler ama şampiyonluk kokusunu aldıkları takdirde de daha da bence en azından bir sezon bunu sürdürmek için her şeyi yapalım diye düşünürler. Tabii ki 2-3 parça daha eklerlerse o zaman Doğu'nun kesin en büyük favorisi olurlar. Abi orada benim basketbol düşüncem belki yanlış düşünüyorum siz düzeltin.
Bir takımın alfa, beta ve işte Alfred diyelim üçüncüsü belli olmadığı dönemde bir maç sen at, bir maç ben atayım düzensizlik gösteren bir şey. Yani elinizde Kevin Durant varsa sen birinci opsiyonsun kardeşim. Sen işte 20 ila 22 şut kullanacaksın. Harden ikinci opsiyonsun. Sen de 2B'sin. 2A, 2B. Siz birbirinize yakın kullanabilirsiniz gibi bir düzen olması gerekiyor ki bunu Golden State'de gördük aslında baktığınızda. Klay Thompson hep bir çıt bir nebze arkadan geliyordu. Curry ile Durant kimin eli daha sıcaksa ona göre paylaşıyordu. Şu anda ben Nets'te onu görmüyorum. Daha oturmuş kimlikli bir hücum planı yok. Kyrie o gün psikolojik olarak nasılsa, kaç tane şut kullanıyorsa ona göre bir düzen görüyorum. Biraz daha kaotik görüyorum. Yani Kevin Durant'in karakterinden kaynaklanıyor belki de. Çünkü Westbrook'la da böyleydi. En çok şut atmadığı ve mutlu olduğu veya sesini çıkartmadığı oyun planları görüyoruz. Ki bence bu Nets için doğru olan bir plan değil. Valla arayış daha çok yeniler. Arayış çok, var. Ama burada tabii şimdi o İspanya'nın demin Mehmet konusundan aklıma geldi. 80 doğumlu ekibine baktığı zaman onların İbo'su Juan Carlos Navarro'ydu. Onların memosu Gasol'du. Rudy Fernandez gibi olağanüstü bir ego var. Yoy var. Ama hepsi ego. Onların hepsi ego. Ama müthiş de sonuç aldılar. Yani başlarındaki koç da öyle inanılmaz saygı duydukları bir efsane falan değildi. Jöle saçlı Scariolo. Yani o açıdan o şeyler oyuncular arasında oturduğu zaman Yunan milli takımları birbirlerini döverlerdi koridorlarda. Yok öyleydi. Papaloukas, Spanoulis, Diamantidis. Hepsi onlar da. Yani bir araya geldikleri zaman sahaya çıktıkları zaman bambaşka bir şey yaparlardı. Yani. O bakalım. Oyuncular arasında oluşuyorsa o daha sağlıklı olur. Sadece saha içinde oluşması yeterlidir zaten. Bakalım Harden ve Kyrie'nin egoları nasıl ilerleyen dönemde nasıl bir patlak verecek veya vermeyecek izleyip göreceğiz diyelim ve NFL'e, Amerikan futboluna geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.